Çok kıymetli Semerkant Televizyonu izleyicileri, hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Şifa olsun programımıza hayırla geldiniz. Bu haftaki konumuz ses kısıklıkları ve konuğumuz Profesör Doktor Suat Turgut hocamız. Efendim malumunuz olduğu üzere ses bizler için çok önemli. Özellikle iletişimimizi biz sesimizle yapıyoruz. Ses ve söz özellikle toplumda meramımızı ifade etmek için çok önemli bir araç. Yunus Emre çok güzel bir söz söylemiş. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Ses ve söz meramımızı anlatmamız çok çok önem arz ediyor. Eğer bu kısılırsa da bir takım hastalıklar nedeniyle kısılabiliyor. O da o zaman baya bir sıkıntı verebiliyor. Acaba bu ses kısıklığı yapan nedenler, hastalıklar neler? Ne gibi rahatsızlıklar ses kısıklığı yapabiliyor? Bunların tedavileri neler? Bunları Sayın hocamızla detaylı bir şekilde irdelemeye çalışacağız. Sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız efendim. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle ses nedir? Ben birazcık bir giriş yapmaya çalıştım ama Evet. izleyicilerimize ses nedir bunu izah etmeye çalışalım efendim. Evet. Esasında ses bir enerji diyebiliriz sese. Bir hareket enerjisi. Evet. Sesin olduğu yerde bir hareket vardır. Hareket olur. İki eşya birbirine çarpar. Bir ses üretir. Dolayısıyla ses dediğimizde bir hareket enerjisinden bahsetmek gerekir. Nedir? İnsanoğlunda ses dediğimiz olay nasıl çıkıyor? Tabii yapısal olarak her şeyin normal olduğu durumlarda nedir? İşte kulak normal olacak. Yani işiteceksiniz Önce sesi. kulaktan başlıyor değil mi Tabii ki sesin çıkması? ses çıkarma eylemi çocukluktan itibaren işitmeyle başlıyor. Yani işitirse çocuk ses çıkarmaya başlıyor. Ve çıkardığı sesi duyuyor. Ebeveyninden duyduğu, anne babadan duyduğu sesi taklit ediyor. Dolayısıyla ses çıkarıyor. Sesin nasıl çıktığına gelirsek, ses akciğerdeki havanın gırtlak kısmında bulunan ses tellerinin birbirine çarpmasını sağlayarak oluşturduğu bir enerjidir ses. Ve ses dediğimizde işte bu insanı diğer varlıklardan ayıran bir ses ve konuşma işitme eylemi işitme olmadan Mümkün ortaya olmuyor. çıkmıyor. Mümkün olmuyor. Yani bakıyorsunuz doğuştan işitme kaybı olan veya işitmeyen, kulağa bir şekilde gelişmeyen anne karnındaki hastalıklardan dolayı veya genetik nedenlerle gelişmeyen çocuklarda ses de gelişmiyor. Ve ses olayı o. Konuşamıyor onlar Tabii ki dolayısıyla. hareket enerjisine sahip olan bütün organlar olmasına rağmen nedir? Akciğeri sağlamdır, ses telleri sağlamdır, efendim diğer bütün organları sesin çıkmasını sağlayan işte yardımcı solunum kaslarından tutun işte sinirlerden tutun her şey sağlam olmasına rağmen hasta ses çıkaramaz. Yani anlamlı sesler çıkaramaz. Bunun nedeni de demek ki işitme organının ciddi olarak bu işe katkısı var. Bunun dışında neler var sesi oluşturan ses nasıl çıkıyor derseniz sinüsler var, burun var, ağız var. Ağız boşluğu var, dişler var, dil var. Ondan sonra farenks dediğimiz yutak boşluğu var, larenks var, larenks dediğimiz gırtlağın sesin çıktığı alan gırtlak olmasına rağmen sese tınısını veren, kişiye özel niteliği veren bir yığın organ var. Dolayısıyla dünyada kaç insan var şu anda diyelim nüfus olarak? 6-7 milyar mı nüfustan bahsediyoruz? 6-7 milyar farklı ses vardır. Evet, bu da çok orijinal, Yani ilginç değil mi? ses Telefonda birisinin sesini duyar duymaz hemen sen şusun diye hatırlıyoruz. algılıyoruz. Tabii ki Algılıyoruz. bu sesin farklılık arz etmesinin nedeni yani tektir ses. Hakikaten insanoğlunun sesi tıpkı bir parmak izi gibi
bir iris gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine bakın, evet, ki parmak yani, izini ayrı yaratmış, sesi ayrı yaratmış, simaları ayrı yaratmış, öyle değil mi hocam? Tabii ki organ aynı ama ses teli organı aynı görünüyor. Anatomik olarak aynı görünüyor. Sinirleri aynı ama bakıyorsunuz farklı çıkıyor. Bunun nedeni nedir diye analiz edecek olursak, sesin farklı çıkmasının nedeni her insanın anatomisinin farklı olması. Yani sinüsler, kafa, burun çevresindeki sinüslerin hava dolu boşlukların sayısı her insanda farklıdır. İşte dişler, ağız yapısı, akciğer yapısı, akciğerin kapasitesi, efendim yardımcı solunum kasları deriz, bunlar da sesin oluşumuna etki ederler. Yani akciğer kapasitesi de sesin oluşumuna etki eder. Yani sayabileceğimiz bir türü bir yığın dil şey, yapısı vesaire, dil yapısı, burun yapısı, dilin kalınlığı, dişlerin kalınlığı, efendim sinüslerin genişliği, yutağın genişliği, ses tellerinin kalınlığı, inceliği, uzunluğu, bütün bunlar bir araya geldiği zaman milyarlarca farklı kombinezon ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir yumurta ikizlerini düşünün, iki yumurta ikizleri, tek yumurta ikizlerinde bile bütün bu saydığımız anatomik, fizyolojik nedenler alt alta toplandığında yüzlerce kombinezon, işte o zaman milyarlarca farklı ses ortaya çıkıyor. İki ikizinde sesi aynı ne çıkıyor. Ne kadar mükemmel bir sanat değil evet, mi hocam? Evet, yani? bu nedenle ses çok önemli ve insanları da diğer varlıklardan ayıran önemli bir şey. Ben kulak burun boğaz ihtisasına başlarken Allah rahmet eylesin Rıza hocamız vardı Ankara Tıp'ta, Rıza Keser Hoca, Nimetullah Esmer Hoca, şimdi onları da saygıyla anıyoruz. O bir sınavda bana şunu sormuştu: Suat'cığım sen niye bu kulak burun boğazı seçmek istiyorsun, niye burada ihtisas yapmak istiyorsun diye sorduğunda ben de onlara şunu söylemiştim, yani insanı insan yapan konuşma ve sestir. Sesi, düşündüklerini ifade edebilen, karşıdakine anlatabilen tek varlık bizim bildiğimiz, tabii bizim ilmimizle insan olduğu için insana insan hüviyeti kazandıran en önemli unsur ses ve konuşma olduğu için ben de bu branşı tercih ettim demiştim. Çok hoşlarına gitti gerçi. O sınavı başaramamıştık ama Ankara Tıp'ta olsun, böyle bir anı olarak kaldı evet, bende. Çok güzel, evet. Gerçekten güzel bir tespit hocam. Hocam yani ses gerçekten çok önemli dediğiniz gibi. Ama bazen de kısılıveriyor bu ses çok çeşitli nedenlerle. Ses kısıklığı nedir? Hangi nedenlerle bu ses kısıklığı olabiliyor? Birçok sebeplerle oluyor tabii ki. Bir de ses kısıklığından bahsedelim. Tabii ses... Evet. Yani ne dedik? Ses bir enerji, bir hareket enerjisi. Ama sesi bu kadar çok farklı şey oluşturuyor. Dedik ya. Evet hocam. İşte burundan, kulaktan, sinüsten bir yığın organ sesin oluşumuna katkıda bulunuyor. Tabii ki ses bozukluğu, sadece ses kısıklığı değil, sesin bozulması da bu saydığımız birçok şeyin problemine, sıkıntısına, hastalığına bağlı olarak ses kısıklığı oluşabiliyor. Yani evet hocam. Bunun nedeni, en sık nedeni işte ses oluşumunu etkileyen burun ve burun çevresindeki sinüsler, üst solunum yolu ve bu solunum yolundaki enfeksiyonlar en sık nedenler arasında. Bunlar işte nezle, grip gibi toplumda en sık görülen, özellikle hava değişim sezonlarında, işte mevsimlerde, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları aşağı doğru ses tellerine doğru indiği zaman ses tellerinde yapısal enfeksiyona bağlı bozukluklar oluşuyor. Kalınlaşma, kızarma ve her iki ses teli birbirine çarptığında da normalde aralık kalmaması gerekiyor. Net ses çıkabilmesi için kalınlaştığı zaman ses telleri birbirine yeterince çarpıp o sesi üretemediği için de ses kısıklığı oluyor. Bunlar neler diye sayacak olursak burun nezle,
Boğazda boğaz enfeksiyonu, tonsilitler, bademcik enfeksiyonları, işte faranjitler, bunlar ikincil olarak etkiliyor. Bunların sonucunda ses tellerinin etkilenmesi de larenjit dediğimiz bir hastalık. Akut larenjit, ki bu en sık ses kısıklığı nedenleri. Yani larenjit dediğimiz boğazın gırtlak ses tellerinin iltihabına diyoruz larenjit diye. Bu bunun dışında neler ses kısıklığına yol açabilir diye soracak olursak, meslek hastalıkları özellikle. İmamlar. Sesini çok kullanan. Sesini çok kullanan pazarcılar, çağrı merkezi çalışanları. Şarkıcılar. Şarkıcılar, türkücüler işte. Bunlar niye, bunların sesi niye kısılır? Bunlar da özellikle ses eğitimi almayan, sesini kötü kullanan, mesleğinde, yani bu mesleği yaparken ses tellerine aşırı yüklenen insanlar da, yani her şarkıcı günlerce şarkı söyler ama sesi kısılmaz. Niye kısılmaz? Çünkü o işin eğitimini almıştır. Sesin nasıl kullanacağını biliyor. Tabii bunlar şan eğitimi, yıllarca süren eğitimlerden geçmiştir ve sesin nasıl çıkaracağını, yani ses tellerine yüklenmeden nasıl ses çıkaracağını öğrendikleri için onların sesi kısılmaz. Seslerine bakarlar. Bunun dışında biz klinikte ses kısıklığı, sık olarak reflü hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bunda çok ses kısıklığı görüyoruz. Özellikle gece yatar pozisyonda öksürük, öksürüğün peşinden ani ses kısıklığı ortaya çıkabiliyor. Reflüden biraz bahsedelim hocam. Reflü hastalığı nedir? Çağımızın en sık görülen hastalıklarından birisidir. Reflü hastalığı. Reflü, mide asidinin yukarı doğru, yemek borusuna doğru taşması ve ses tellerine, gırtlağa girerek ses oluşumunu etkilemesiyle karakterize. Bu hastalık ne gibi belirtiler veriyor? Hastalarda boğazda özellikle göğüs, iman tahtasının arkasında göğüse kadar yayılan yaygın ağrılar oluyor. Yanmalar. Yanma şeklinde ve bu çoğu zaman kalp rahatsızlıklarıyla karışabiliyor. Ve hastalarda mide doluyken, mide, yemek yedikten sonra yutak bölgesine mide asidinin, mide muhtevasının taşması oluyor. Bu hastalar tarif ediyor. Acı su geldi diyor boğazıma. İşte mide suyu geldi. O daha yukarı çıkıp ondan sonra ses tellerine gelirse orada iritasyon mu yapıyor? Tabii hocam, ses tellerinde iltihaba ve kalınlaşmaya yol açıyor. Bazen ses telleri reflünün şiddetine bağlı olarak ses telleri üzerinde nodüller oluşturuyor. Polip, granülom dediğimiz ses teli üzerinde et oluşumu meydana geliyor ve ses tellerinin birbirine temasını önlüyor bu reflü hastalığı. Bunun dışında ani spazmlara yol açıyor. Yani asit taştığı zaman ani boğulma hissiyle hastalar uykudan uyanabiliyor. Ani ses kısıklığı ve boğulma hissi reflüde oluyor. Ve sebepleri de reflünün daha çok bu mide ile yemek borusu arasındaki kapakçığın gevşek kalması ve bu gevşeklikten dolayı mide muhtevasının yukarı taşmasıyla oluyor. Bu bazen beslenmeyle de ilgili, mideyi çok aşırı doldurduğunuz zaman, özellikle geç vakit yemek yiyenler, meslek olarak işte iş dönüşü eve geç gelen, evde yemeklerini mecburen geç yiyen insanlar var. Yani saat yatmadan bir saat önce, yarım saat önce yemeği yiyip yatan meslek erbabı var. Bunlarda da reflü çok sık görülüyor. Özellikle baharatlı yiyecekleri çok tüketen, çok aşırı yağlı yiyecekler tüketen, narenciye meyveyi aşırı tüketenlerde, meyve tüketimi fazla olanlar, meyveler zararsız diye çok aşırı meyve tüketimi de yine reflüye neden oluyor. Bunun dışında kafeinli, asitli içecekler, kolalar,
Nescafe, Madlen çikolatalar, işte kafein içeren enerji içecekleri, bunlar da reflü artıran nedenler arasında. Bu yani ses kısıklığının önemli nedenlerinden biri. Ben birisi oluyor. Bunun evet. dışında ne var ses kısıklığı yapan? Ailesel özellikle çocuklarda mimetik ses kısıklığı diyoruz. Coşkulu aileler. Yani çok konuşan ve konuşmayı çok seven. Özellikle Karadenizliler. Alınmasın Karadenizli hastalarımız var. Aile, anne baba çok yüksek konuşuyor. Sesleri yani o kadar coşkulu konuşuyorlar ki çocuklar da sürekli anne babayı taklit ettiği için onlar da yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla sesi aşırı kullanmadan dolayı ses kısıklığı oluyor çocuklarda. İlave bu çocuklarda şişmanlık varsa, aşırı baharatlı gıdalar, cipsler, efendim baharatlı gıdaları fazla tüketiyorsa çocuk, obezse, bir de aile çok yüksek sesle konuşuyorsa çocuk da başlıyor yüksek sesle konuşmaya. Bu sefer çocuklarda ses kısıklığı ortaya çıkıyor. Buna da mimetik diyoruz, yani taklite bağlı. Ve bunlarda da biz önce ses kısıklığıyla gelen çocuklarda anne babayı sorguluyoruz. Yüksek sesle mi konuşuyoruz? Televizyonun sesini çok yüksek açıyorlar. İşitme normal, bakıyorsunuz işitmeleri normal. Bazen işitme düştüğü anda işte kulakta sıvı birikimi oluyor, işte çocuk o sesi açıyor veya gelip televizyonun kenarına yaklaşıyor. O işitme kaybına bağlı ses şeyi açıyorlar. Bu tür durumları saymıyorum yani. Burada sesi yüksek bağırarak konuşuyor çocuklar ama işitmediği için bağırıyor. Bu durumda öyle değil. Yani sesi, her şey normal. İşitme normal. Ama anne baba yüksek sesle konuşuyor, coşkulu. Evet. Dolayısıyla çocuk da bağırarak konuşuyor. Dolayısıyla onun sesi kısılıyor. İşte bu ses tellerinde problem ortaya çıkarıyor. Bu uzun süre böyle yüksek perdeden konuşmak ses tellerinde kalınlaşmalar yapıyor. Bunun dışında neler ses kısıklığı yapar? Evet hocam. Gidersin yüksek sesle konuşursunuz. Bağırırsınız. İşte bir maça gidersiniz. Herhangi bir etkinliğe katılırsınız. Çok yüksek bağırırsınız. Tezahürat yaparsınız. Ne olur? Ses telleri altında kanamalar olur. Mikro kanamalar dediğimiz. O kanamalar veya çok ani bağırmalar, sesi patlar derecede yüksek kullanma ve ses telleri mukozası altında kanamalara yol açarak ses kısıklığına yol açar. İşte bir maça gider, maçta aşırı tezahürat yapar. 2 gün, 3 gün sesi kısılır. Bu da bir nedendir ses kısıklığında. Bunun dışında ses tellerinde böyle bir takım hastalıklar. Tabii işte ses tellerinde nodüller veya nodül dediğimiz, daha ilerisi vesaire. Evet, nodüller olur. Nedir nodül dediğimiz şey? Ses teli üzerinde et oluşumu. Ve bu biraz önce söyledik, meslek hastalığı diye şarkıcı nodülü adını alır. Evet. Ses telleri aşırı kullanıma bağlı kalınlaşır ve nodül dediğimiz iki tarafta, daha çok iki taraftadır. Ses telleri birbirine çok sürekli çarptığı için ve de ses tellerine yüklenildiği için ses tellerinde kalınlaşma ve nodül dediğimiz et oluşumu olur ve her iki ses telinin birbirine temasını önler ve arada boşluk oluşur. Boşluk oluştuğu için, yani boşluk oluşmaması gerekiyor sesin net çıkabilmesi için, ses kısıklığı oluşur. Polip dediğimiz yapılar var. Yine bunlar ses teli felçleri olur. Bazen ses kısıklığıyla gelir insanlar, bir taraf ses teli çalışmaz. Bakarsınız ses sinirinin geçtiği bölgelerde bir problem vardır. Bir enfeksiyon vardır, tümör vardır. Ameliyat olmuştur belki. Ameliyat olmuştur. Özellikle guatr, evet, ameliyatı. Guatr ameliyatı olmuştur veya akciğer ameliyatı olmuştur, kalp ameliyatı olmuştur. Bundan sonra ses kısıklığı gelişmiştir. O da bir taraftaki ses telinin felç olmasına bağlıdır. O fark edilmez. Sonra ses kısıklığıyla gelir hasta, incelediğinizde bakarsınız bu böyle bir ameliyat geçirmiştir veya ameliyat geçirmeyen hastalarda
ses kısıklığı yapan, ses teli felci yapan bir olay keşfedersiniz, bulursunuz, hastalığını teşhis edersiniz. Altından başka evet, hastalık çıkar. Kafa kaidesinde, beyin sinirin geçtiği yollarda tümör bulursunuz. Lenf bezi iltihabı bulursunuz. Bunlar da ses kısıklığı yapar. Veya sinirin kendinde tümör bulursunuz. Bu da ses kısıklığı yapabilir. Evet hocam. Pek hocam çok nedeni daha var ya. Çok yani kimlerde görülür, hangi yaşlarda görülür? Ondan da biraz bahsedelim. Ya bu ses kısıklığı daha çok. Ha, bu arada biz sigara içimini söylemedik. Onu unuttuk. Sigara, evet, onu unuttuk. Önemli bir şey. Sigara içimi ve alkol tüketimi. Yani yüksek sesle müzik dinlenilen ortamlarda bulunma, o ortamlarda pasif içici olarak bulunma yine ses tellerini etkiliyor ve burada bağırarak konuşma, yani gürültülü ortamda, diskoteklerde işte gürültülü müzik dinlenilen ortamlarda sesi fazla kullandığınız için ses kısıklığı ortaya çıkabiliyor. Sigara çok önemli bir neden. Kafeinli içeceklere ilave olarak sigara ses kısıklığı oluşturan önemli nedenlerden birisi. Alkol yine önemli ses kısıklığı nedenlerinden birisi. Daha çok üçüncü dekat diyoruz biz. Üçüncü dekattan sonra ses kısık. Yani 30'lu yaşlardan sonra özellikle sigara içenlerde. Yani bu saydığımız nedenlerin dışında hani çok uzun süren ses kısıklıkları 30-40 yaşlarında daha sık görülüyor. Evet hocam. İleri yaşlara doğru şey sigara tüketimiyle ve alkol tüketimiyle gırtlak kanserleri ve buna bağlı ses kısıklıkları çok sık karşılaştırılıyor. Tabii o da en korkulan kısım, evet, gırtlak kanserleri. Evet. Yani acaba seste bir işte nodül veya bir oluşum, bir et parçası var. Bu iyi huylu mu, kötü huylu mu, evet, kanser mi değil mi? En çok araştırılması gereken nokta, evet, biraz da o sanıyorum, tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii, tabii. Yani? En çok korktuğumuz şey tabii. Hangi tür ses kısıklıklarında hasta hekime başvurmalı? Hangi durumlarda gelmeli hekime? Orası biraz önemli. Evet. Tabii burada hani dedik ya, gidersiniz, ses kısıklığının sebebini bilirsiniz siz. Yani ben üşüttüm, nezle oldum, evet, grip oldum, nezle oldum, sesim grip ısındı. Oldum, sesim hiç aşağı indi. Hiç kimse o nedenle doktora sesim aşağı kısıldı indi, diye gitmez. Aşağı indi, gelir, aşağı indi, sesim kısıldı, 2-3 gün sürer geçer. Evet. Maça gittim, bağırdım, işte coşkulu, işte tezahürat yaptım, yaşasın dedim. Sesim kısıldı. Sesim gitti, gelir, 2 günde düzelir. Yani bu şekilde geçici ses kısıklıkları olur. Herkesin başına gelebiliyor. Nezle olur, grip olur işte. Bunlar da ses kısıklığı olur. Ama ne zaman başvurun? 2 haftayı uzun sürer. 2 haftadan uzun ses kısıklığı. Evet. Hasta tedavi olur. İlaç alır kendine göre. Nezle ilaçları alır. Grip ilacı alır. Sesi düzelmez. 15 günden sonra. Mutlaka ve mutlaka bunun... Yani inatçı bir ses kısıklığı varsa... Varsa tabii mi ki? Yaşla sigara içen, alkol alan ve yaşı 30'un üstünde olan 15 günü aşmışsa... 20 günü aşan ses kısıklıklarında mutlaka doktora gidip kulak burun boğaz uzmanına muayene olması, ses tellerini muayene ettirmesi gerekiyor. Evet. Çok önemli yani. Çok orası. Önemli. Biz gelen ses kısıklığı, uzun süreli ses kısıklığı olan hastalarda yaptığımız rutin kulak burun boğaz muayeneleri var. Ne gibi hocam ses kısıklığında teşhis metotları kullanıyoruz? Neler yapıyoruz? Biz şu anda elimizde çok kıymetli cihazlar, imkanlar var. Ses kısıklığı için endoskopik muayene yöntemlerimiz var. Açılı endoskoplarımız var. Stroboskop dediğimiz video laringostroboskop, sesi analiz eden cihazlarımız var. Ses telleri üzerindeki mikro dalgalanmaları gösteren özel cihazlar bunlar. Çok çok erken dönemde ses telindeki değişiklikleri, yani ses teli üzerinde minimal böyle çok hafif değişiklikleri dahi gösterebiliyor bu cihazlar. Endoskopik cihazlar. Hastalarımız geldiğinde bu cihazlarla sırayla muayenelerini yapıp seslerini analiz ediyoruz. İşte ses
telleri üzerinde çok minimal değişiklikler varsa onları görüyoruz. Bunun dışında ses kısıklığı yapabilecek üst solunum yolundaki problemleri de araştırıyoruz. Sinüzit. Yani siz evet. Kulak burun boğaz açısından evet. Genel bir muayene yapıyorsunuz. Sinüzit kulak dahil araştırıyoruz. Olmak tabii evet. ki sinüzit araştırıyoruz. Sinüs akıntıları, geniz akıntılarını araştırıyoruz. Küçük çocuklarda işte geniz etini araştırıyoruz, reflüyü araştırıyoruz. Ses kısıklığı yapabilecek bütün sebepleri tek 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 muayene ve tahlillerle analiz ediyoruz. Yani burada önemli olan ses kısıklığına neden olan sorunu bulup çıkarmak. İşte ses teli felci var mıdır? Ses teli üzerinde polip var mıdır? Nodül var mıdır? Hastanın reflüsü var mıdır? İşte sigara içiyor, alkol kullanıyor. Ses teli üzerinde anormal yaralar, işte kanseri düşündüren yaralar var mıdır? Şüpheli şeyler. Hemen bunlarda hastalarımızı biyopsi yaparak olayın iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu teyit ediyoruz. Bu kesinlikle bunu yapmak gerekiyor. Bazıları korkuyor hocam. Yani işte parça aldırmayayım sonra kötüye döner. İşte bu yanlış falan. Bir inanış. İşte böyle dişisi bir inanç var, erkeği var. Evet. Böyle değişik terminoloji var. Halkımızın evet. değişik kullandığı terminoloji. Doktor bey bu dişisiymiş. İşte bıçak vurursanız çoğalırmış. Evet. Bilen böyle. Yani sizin hastalığınızın hani bu şundan kaynaklanıyor. Dişisi erkeği. Yani kanser hastalığı tabii ki yeterince siz temizleyemezseniz, çıkaramazsanız, geride kanser dokusu bırakırsanız tabii ki eskisinden daha süratli çoğalır. Bu bir gerçek. Ama sizin daha hastalığınızın adı konmamış. Teşhis konmamış. Teşhis koymak için hastalar bunu şöyle değerlendirebiliyor. Yani oradaki yaradan biyopsi yapılması kesinlikle bir ameliyat değil. Ve tedavi edici bir işlem değil. Yani özellikle bir teşhis koymak gerekiyor. Sadece ve sadece tanı koyma amacına yönelik bir işlemdir. Evet. Tanı koyuyorsunuz, girip uyutuyorsun hastayı, giriyorsunuz. O parçadan sadece bir numune alıyorsunuz. Biyopsi için. Patolojide inceleniyor, boyanıyor. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Zaten biz muayenede hastalığın iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu muayene sonucu %80-90 tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani bu neye dayalı? Klinik tecrübemize dayalı. Yüzlerce vaka görmüş. Tabii. Yüzlerce yaradan görmüşsünüz. Dolayısıyla bu kanser dediğinizde %99 zaten patolog size kanser diye teşhis koyuyor. Bazen şöyle bir durum da oluyor. Patolog kanser değildir diyorsa biz bazen ikna olmuyoruz. Niye? Çünkü bu %99 kanser diyoruz. Patolog da diyor ki aldığınız parçada kanser dokusu. Belki o tam zaman, yerinden anlamadı. O zaman diyoruz ki bu yerinden alınmamış veya aldığımız bölgede kanser dokusu yok. Hakikaten. Ama bu hastada kanser olmadığını göstermiyor. Tabii. Dolayısıyla tekrar belki bir parça daha alıyoruz. Tabii ki. Anlıyor. Hastaya bunu teklif ediyoruz. Gel kardeşim. Size bir kez daha biyopsi yapmamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın teşhisi patoloğun söylediği gibi değil. Bana göre bu %90 tümör, kanser. O zaman ikinci biyopsi. Hatta bazı vakalarda patoloji tanı koyamaz. İkinci, üçüncü kez ki çok çok nadir ama 2-3 kez biyopsi aldığımız teşhis için 2-3 kez biyopsi aldığımız olgularımız var. Evet. Yani orada önemli olan klinik muayene. Yani hastayı iyi analiz edip iyi muayene etmeniz lazım. Örneği yerinden almak. Örneği yerinden ve derin dokulardan almak gerekiyor. O zaman patoloğun da işini kolaylaştırıyoruz. Tabii hocam. Yoksa. Şimdi bir de tabii yani oluşmuş kanseri teşhis etmek önemli ama ondan daha önemlisi oluşmaya doğru giden kanseri erken aşamada tespit etmek önemli. Tabii. Değil mi Sayın Hocam? Yani evet, evet. Onu tespit ettiğiniz zaman tedavisini de erken yapıyorsunuz ve daha radikal bir çözüm oluyor yani. Evet, orası bu, çok önemli değil mi hocam? Erken tabii ki, tabii ki. Hani hep darbı mesel olmuş, atasözü olmuş bir söz var ya, kanserden korkma, geç kalmaktan. Geç kalmaktan, evet. Yani bu gırtlak kanseri için de önemli. Fakat
bazen gırtlaktaki kanserler ses telinin üzerinde oluyor. Yani sesin oluştuğu bölgede değil de daha yukarıda, bir santim yukarıda meydana geliyor. Hastada böyle boğazda takıntı hissi, öksürük hissi. Ses kısıklığı belki yapmıyor ses ama. Ses kısıklığı yapmıyor ama boğazda bir rahatsızlık hissi oluşturuyor. Bazen insanlar bunu ciddiye almıyorlar. Günlerce, aylarca hatta o boğazda bir takılma hissi öksürüyor işte. Sesini boğazını temizlemeye çalışıyor, bir şeyler yapıyor ama sonuçta orada çok küçük de olsa bir tümör görülüyor. Bunu ihmal ediyorlar ve geldiklerinde bazen ses telinin üzerinden doku kanser boyuna ve dışarı doğru yayılmış oluyor. Maalesef o dönemde de yapılacak tedaviler hastaya yeterince yardımcı olamıyor. Onun için boğazda çok hafif bir rahatsızlık bile olsa, geçmeyen rahatsızlıkta mutlaka kulak burun boğaz doktoruna müracaat edip muayene olmalarını öneriyoruz. 2-3 haftadan uzun ses kısıklığı varsa mutlaka doktora gelmelerini öneriyoruz. Aniden ses kayıplarında, yine durup dururken hiçbir neden yokken sesini kaybeden durumlarda yine doktora muayene olmaları. Ses kısıklığıyla beraber boğazda şişlik, boyunda kulağa vuran ağrılar oluyor. Onda da mutlaka doktora gelmek gerekiyor. Bu da bir kanserin habercisi olabilir. Durup dururken ses kısıklığıyla beraber kulağa ağrı vurması kanserin önemli belirtilerinden biridir. Çünkü kulağı uyaran sinirle ses telini uyaran sinir aynı kökten geliyor. Dolayısıyla bir taraftaki rahatsızlık diğer taraftakini de etkileyebiliyor. Etkiliyor. Tabii evet. Ki. Yani kulağınızda hiçbir şey yok, kulak ağrısı çekiyorsunuz ama ses kısıklığı da var aynı anda. Ha, o zaman seste o şey ses telinde tabii ki orada gerekiyor. Ülser, derine işleyen bir yara mutlaka vardır. Ses kısıklığıyla beraber kulakta ağrı varsa o zaman işi daha ciddiye almak gerekiyor. Evet hocam. Ses kısıklığından, ses kısıklığı tedavisinde ve işte o kısıklıktan korunmada neler yapılıyor? İşte algoritma olarak yani algoritma şöyle evet, söyleyelim. Hani hocam? Meslek hastalığı dedik. Birinci ses hijyeni diye bir şey var. Bu meslek hastalıklarına geçmeden önce ondan bahsedelim isterseniz. Ses hijyeni dediğimiz bir durum var. Burada özellikle sigara ve alkolden ciddi olarak bahsedelim. Bundan kaçınmak gerekiyor. Özellikle sesinden ekmek yiyen, sesini kullanarak para kazanan insanların buna özellikle çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sigara sesi bozan en önemli ve sigara alkol nedenlerden birisi. İkincisi reflü hastalığı. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Reflümüz varsa onu tedavi ettirmemiz gerekiyor. Bol sıvı ve su tüketmemiz gerekiyor. Kafeinli içecekler, işte kolalar, kuru baharatlı yiyecekler, çerezler, bunların özellikle çok baharatlı olanlarından çok fazla tüketmeyeceğiz. Reflüsü olan insanlar işte uykularına, beslenmelerine dikkat edecekler. Gece geç vakit meyve tüketiminden kaçınacaklar. İşte narenciye türü, greyfurt suyu, portakaldır, domatestir, mideyi yoran ve reflüyü artıran nedenlerden kaçınacaklar. Bu mesleğini, sesini kullanarak mesleğini icra eden imamlar, çağrı merkezi sorumluları, telefonla bankacılık, telefon bankacılığı yapanlar ve şarkıcılar, spikerler, bunlar da ses eğitiminden geçmeleri gerekiyor. Şan eğitimi, ses hijyenine dikkat edecekler ve de sesini iyi kullanacaklar. Gırtlağa yüklenmeyecekler. Mesela ben size bir iki ses çıkarayım. Nereden çıkayım? Aa, sesini duydunuz mesela. Aa. Ve bu ses tamamen ses teline yüklenerek çıkarılan bir ses. İkinci bir ses çıkarıyorum. Fark sanki karından geliyor gibi evet, bir şey. Evet, yaframdan çıkıyor ses bir de.
Bu şekilde bir o 3 dakika konuşamazsınız. Konuştuğunuz anda ses gider. Ama öbür türlü diyaframını kullanarak ses çıkaran, nefesini güzel kullanan imam olsun, işte diğer meslek erbabı olsun, saatlerce konuşur ve sesi kısılmaz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ses hijyeni terimini ben ilk defa duyuyorum hocam. Her şeyin hijyenini biliyorduk da ses hijyenini ilk defa duydum yani. Ses telinin, şimdi insan üst solunum yolundan, sinüslerden, yutaktan, boğazdan, yemek borusundan günlük 1,5 litre sıvı salgılanır. 1,5 litre. Bu sıvı üst solunum yolunda, yemek borusunda, midede, bağırsaklarda geri emilir. Tekrar salınır. Emilir, tekrar salınır. Bu sıvının görevi nedir? Bu sıvının görevi şudur. Üst solunum yolunu, yutağı, ses tellerini, üzerini sıvı kaplar ve kuru kalmamasını sağlar. Yani sıvı salınımının engellendiği bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklarda hastalar yutamaz, sesini kullanamaz, sesini çıkaramaz. Yani ses hijyeni dediğimizde üst solunum yolunun bu nemli kalmasını sağlayacak beslenme, işte diğer saydığımız nedenlerin yerine gelmesi gerekiyor. Bunların başında bu üst solunum yolundaki salgıyı kurutacak, işte sıvıyı azaltacak dedik, kafein kullanımı dedik, işte sigara dedik, alkol dedik, sesin aşırı kullanımı dedik, ağız solunumunun aşırı yapılması, işte bu burundaki, sinüslerdeki problemler nedeniyle insanların sürekli ağız solunumu yapması, üst solunum yolunun ses tellerinin kuruması, yine ses kısıklığı yapıyor, ses hijyenini bozan nedenler bunlar. Bunlardan kaçınmak lazım. Kendine bakmak gerekiyor, evet. Sesine bakmak gerekiyor. Son olarak hocam, ses kısıklığını önlemek için ne yapmak lazım diyeceğim ama aşağı yukarı cevaplandırdınız. Saydık hepsini. Ses telli, evet. Ses hijyenine dikkat edeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Evet. Yani daha çok doğal ürünler kullanacağız. İşte midemizi aşırı doldurmayacağız. En başı bütün hastalıklarımız. Çok yemeyeceğiz. Çok her yemeyeceğiz. Şey mideden geçiyor. Evet. Üçte birini dolduracağız midenin. Evet. Üçte biri dolmayacak. Üçte biri dolacak. Üçte biri hava. Sıvıyla dolacak. Üçte biri boş kalacak ki şifa hazımdadır. Evet. Bu düsturu hareket edeceğiz. Evet. Yani başka yolu yok. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür başka ederim. Başka son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım hocam. Süremiz doldu. Evet oldu. Ben özellikle geç vakit yemek yememelerini, sıvı alımını yeterince yapmalarını öneriyorum. Bir de özellikle 2 haftayı geçen bir ses kısıklığı, evet, varsa uzun süreli ses kısıklıklarında mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz. Ve bir nedeni bakılmalı, bir şey varsa ki, herhangi bir oluşum, et parçası varsa özellikle onların ve biyopsiden incelenmesi, korkmamalarını, evet. Bu tür durumlarda en önemli tarafı orası, evet, değil mi hocam? Biyopsiden tabii, evet. Ki en korktuğumuz şey o. Evet, yani peki. Onların gerekli önlemi alınması, evet, tabii gerekiyor. Tabii ki. Evet sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok böyle kıymetli bir imkan verdiniz. Semerkant Televizyonu izleyicilerimiz, bugün sizlere ses ve ses kısıklığı, bunun nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Ümit ediyoruz ki inşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız.